Merhabalar değerli tek ailesi. Öncelikle sağlıklı günler dileyerek başlamak istiyorum. Bastıra bastıra sağlıklı günler dileyerek başlamak istiyorum. Diliyorum en yakın, en kısa zamanda bu süreci atlatacağız ve tekrar yaşamımıza, hayatımıza, sosyal hayatımıza geri döneceğiz. Yürekten, gönülden diliyorum bunu. Tabii döndüğümüz zaman ne kadar iyi olacağız, ne kadar iyi hissedeceğiz, neler yaptığımıza bağlı, bu süreci ne kadar sağlıklı atlattığımıza, psikolojik anlamda ne kadar tedbirli davrandığımıza bağlı bu durum. Bu konuda da elimizden geleni yapacağımıza inanıyorum hepimiz. Ben de bir veliyim, hep beraber bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatacağız. Konumuz da bunun üzerine. Konumuz sosyal izolasyon sürecinde çocukların psikolojik sağlamlığını koruyabilmek ya da psikolojik sağlığını koruyabilmek. Bu konuda bakanlığımızın da bir broşürü yayınlandı. Salgın hastalıklar döneminde psikolojik sağlığımızı koruyabilmek adı altında. Onu da bu arada inceleyiniz. Buradan belirtmiş olayım. Biliyorsunuz, takdir ettiğiniz üzere sosyal izolasyon diye bir terimle karşı karşıya kaldık. Aslında bildiğimiz bir kavramdı ama yeniden geldi, hayatımıza girdi. Hatta hayatımızın tam göbeğine, tam orta noktasına oturdu sosyal izolasyon. Sosyal izolasyon nedir? Nasıl olur? Teorisi şudur, budur, bunu konuşmayacağım. Amacım bunu konuşmak değil, zaten yaşayarak süreci görüyoruz, yaşıyoruz, gözlemliyoruz, içindeyiz. Sosyal izolasyon nedir? İşte evdeyiz, kapalıyız, evde durmamız gerekiyor. Bu süreci sosyal izolasyon süreci diye tanımlayalım. Bu süreç bize ne getiriyor ya da bizden neler götürüyor? Onun üzerine konuşalım. Daha doğrusu bizden değil, çocuklarımızdan neler götürüyor ya da götürebilir. Önce bunu konuşalım. Evet, biz çok etkilendik. Fazlasıyla etkilendik ama bizim etkilendiğimizden çok 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 daha fazla çocuklarımız etkilendi bu süreçten. Nasıl etkilendiler? Ne yapıyorlar? Ne tepki veriyorlar ki diye düşünmeyin. Çok 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 renkli bir hayatları vardı. Çok renkli bir yaşamları vardı. Sosyal ilişki ağları inanın bizden çok daha genişti onların. Bir kere okul ortamı vardı. Ki okul ortamı çok önemlidir, parantez içinde belirtmek istiyorum. Çünkü aileden sonra ilk sosyalleştikleri ortam okul ortamı. O yüzden onlar için çok önemli bir ortam. O ortamı kaybettiler. Üst komşuyu, alt komşuyu, bahçedeki arkadaşı, teyzeyi, halayı, amcayı, dayıyı vesaire, bunların hepsini kaybettiler. Ne oldu bu çocuklar için? Çok renkli bir sosyal ilişkiler ağından siyah beyaz, karanlık, donuk bir sosyal ilişkiler ağına geçiş oldu. İster istemez bizi ne derece etkiliyorsa onları çok çok daha fazla etkilediğinin de kanıtıdır ya da ifadesidir bu diyebiliriz. Peki niye onlar için daha zor? Çünkü zorluklarla baş etme yetenekleri bizim kadar gelişmiş değil. Biz zorluklarla daha kolay mücadele edebiliriz. Ancak onlar bizim kadar kolay mücadele edemeyebilirler. İşte biz buna ön adı ayak olacağız. Buna bunun için adım atmalarını sağlayacağız. Zorluklarla baş edebilmelerini sağlayacağız. Ne olabilir peki? Ne yaşayabilirler? Bütün çocuklar için değil tabii ki bu. Herkes aynı tepkileri vermeyebilir. Herkes aynı şekilde tavır göstermeyebilir. Bunları önleyici rehberlik olarak düşünüyoruz. O minvalde ifade ediyorum. Önleyici rehberlik olarak düşünüyoruz. Çocuklarımızın bazısı sorunlar yaşayabilir. Bizim amacımız o sorunları engelleyebilmek ya da o problemleri engelleyebilmek. Ne olabilir peki? Az önce de ifade ettim. Uyku, yeme bozuklukları olabilir. Öfke nöbetleri olabilir. Aşırı hareketlilik olabilir. Tam tersi içe kapanma olabilir. Dikkat ve konsantrasyonda bozukluk olabilir, parmak emme olabilir, alt ıslatma olabilir, kaygı ve korkularda artış olabilir. Tüm bu tepkilerle karşı karşıya kalabilirler. Ancak bunlar çok normal tepkiler, çok olağan tepkiler. Tamamen bu sosyal izolasyon süreciyle ilintili, tamamen bu sosyal izolasyon süreciyle alakalı. Peki nasıl baş edeceğiz? Tabii ki öncelik aile desteği. Aile desteği ve uygun baş etme mekanizmalarını kullanacağız. Aslında aslına bakarsanız bu yaşadıkları duruma karşı gösterdikleri tepkilerin temelinde, yani bunların nedeni olarak asıl sıralayabileceğimiz birkaç madde var. Bir kere düzen ve kontrol ihtiyacı, güvende hissetme ihtiyacı. Bunlar elbette ki başta olmak üzere kendini ifade edebilme, duygularını yansıtabilme,
kabul görme, değer görme ihtiyaçları aslında temel neden olarak sıralanabilir. Bu nedenle de bir takım önlemler almamız gerekiyor. Neler yapabiliriz? Bir kere hep birlikte, önce aileler olarak biz, daha sonra uygun şekilde onlara da ifade edeceğiz. Onlar da bizimle birlikte bir kere bu süreci kabul edeceğiz. Evet, biz böyle bir süreç yaşıyoruz. Biz sosyal izolasyon süreci yaşıyoruz. Bu süreci kabul etmemiz gerekiyor. Bir müddet evlerde durmamız gerekiyor. Bir müddet evde kalmamız gerekiyor. Ve işte bu gerekliliğe binaen de o düzenimizi, ev içi ilişkilerimizi, ev içi düzenimizi yeniden kurmamız gerekiyor. Ev içi ilişkiler derken orada da bir noktaya yine parmak basmak istiyorum. Aile içi ilişkiler de bu süreçte olumsuz etkilenebilir. Evet, çocuklarımız etkileniyor. Amacımız çocukları korumak. Ancak bizim ilişkilerimiz de etkilenebilir. Çünkü bütün gün eşimizle birlikteyiz, bir aradayız ya da ailede kimler varsa o bireylerle iç içeyiz. Dolayısıyla o süreçte de bir takım sorunlar yaşayabiliriz. O süreçten kaynaklanan bir takım sorunlar yaşayabiliriz. Aile içi çatışmalar yaşayabiliriz örneğin. Biz o aile içi çatışmaları ne kadar sağlıklı atlatırsak çocuklarımız da bizle beraber o kadar sağlıklı atlatacaklardır. Artı parantez bunu söylemek istiyorum. Çünkü aile içerisindeki çatışmaları krize döndürürsek çocuklar sosyal izolasyon süreci dışında sosyal izolasyondan etkileniyorlar. Evet, ve bu sürecin dışında bir de aile içi çatışmalardan etkilenecekler. O yüzden önce aile içi ilişkilerimizi düzenleyeceğiz. Süreci kabul edeceğiz. Sosyal izolasyon sürecini kabul edeceğiz. Aile içi ilişkilerimizi düzenleyeceğiz. Ve tekrar bir yapılandırmaya gideceğiz. Nasıl bir yapılandırma? Burada işin aslı her ailenin kendine özgü, kendi öznelinde yaşadığı bir aile ortamı var. Dolayısıyla her ailenin ilişkileri ve dinamiklerini ailenin kendisi biliyor. O dinamikleri gözetmek önemli, o dinamikleri almak önemli. Ancak temel bazı şeyler var. Temel bazı tutumlar var. Alınması gereken tutumlar var. Çocukla diyaloglarımızla ilgili tutumlar. Bu süreçte çocuklara neler yaptırabiliriz ki en sağlıklı haliyle götürelim? Bir kere ne olursa olsun etkinliklerimizin içerisinde bolca hareket olmalı. Spor, dans ya da fiziksel olarak enerjilerini boşaltabilecekleri ne etkinlik yaptırabiliyorsak onları temele almalıyız. Tabi bunun yanında zihinsel etkinlikler de olabilir. Bilmeceler, bulmacalar, resimler, ev işlerine katabiliriz onları. Sadece oyun günün 24 saatini oyunla geçiremeyiz elbette ki. Ya da hareketle, dansla, müzikle geçiremeyiz. Ama bunlar da ekstra olarak düşünülebilir. Bunun dışında ev içi ilişkilerde de onu yönlendirebiliriz ya da işlerde kullanabiliriz. Bize yardım etmesini sağlayabiliriz. Bunun dışında bir sürü aktivite oluşabilir. Yine bununla ilgili okulumuzda da bir takım çalışmalar yapılıyor. Takip ediyorsanız muhakkak biliyorsunuzdur. Bu etkinlikleri temel alacağız. Aynı zamanda beslenme saatlerini, uyku saatlerini yani günlük yaşam düzenlerini de koruyacağız. Böylece bu ister istemez bizi sağlıklı bir noktaya götürecektir. Aynı zamanda tabii ki duygularının da farkına varmak gerekiyor çocuğun. Kendi duygularımızın da farkına varmamız gerekiyor. Çocuğun duygularının da farkına varmak gerekiyor. Paylaşarak bir arada süreci sağlıklı bir şekilde atlatabiliriz. Çocuğumuzun yaşadığı zorlayıcı duygular ile baş etmesine sağlayacağımız destek işin özü bu. Bu süreci en sağlıklı şekilde atlatmamızı sağlayacak yöntem olacaktır. Bu krizi yani sosyal izolasyon krizini çocuklarımız ile vakit geçirerek, onlarla eğlenerek, onlarla oynayarak, onlarla paylaşarak, etkili iletişim kurarak ya da nitelikli zaman geçirerek, hep bastırdığımız, hep vurguladığımız şey bu. Nitelikli zaman geçirerek durumu fırsata çevirebiliriz. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Diliyorum size faydalı olmuşumdur. Sağlıkla ve mutlulukla kalın.